Merhaba arkadaşlar, herkes Şok kanalına hoş geldiniz. Bir Zamanlar Çukurova, diğer dizilerdeki gibi yılbaşından sonra 2 hafta beklememize değecek şekilde yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 51. bölümüyle herkesi ekranlarda kilitlerken aynı zamanda bir sürü soru işareti de akıllarda bıraktı. Bu videomuzda Müjgan'ın çocuğunun yaşayıp yaşamayacağından, Müjgan'ın başına geleceklerden, Züleyha ve Yılmaz aşkının hangi yöne gideceğinden, Adnan bebeğin başına neler geleceğinden bahsedeceğim. Bu arada çok büyük bir gizemi de bu videoda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videomuz başlamadan önce kanalımıza herkes şoka lütfen abone olup bildirimlerinizi açın. Müjgan Züleyha'dan artık resmen nefret eden hale geldi arkadaşlar. Çünkü Züleyha'nın çocuğu olurken kendi çocuğu Züleyha'nın adını koydu. Hastanenin çocuk bölümünde tedavi görmekteydi. Ama maalesef arkadaşlar Müjgan çocuğunu kaybedecek. Müjgan çocuğunu kaybettikten sonra da intihar etmeye kalkışacak ve bunu Yılmaz son anda engelleyecek arkadaşlar. Bundan sonra Yılmaz Müjgan'a karşı çok daha sevgi dolu, çok daha ilgili davranacak ki Müjgan kendini toparlayabilsin. Ama Müjgan iyice paranoyak olacak ve sürekli Züleyha'nın başına sıkıntılar oluşturacak. Arkadaşlar Fekir Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra Yılmaz'a söyleyip söylememek konusunda çok kararsız kalacak. Çünkü eğer bunu Yılmaz öğrenirse kesinlikle Demir'i öldüreceğini biliyor. Ortalığın çok fazla karışacağını da biliyor. Bu yüzden bir süre sessiz kalmayı tercih edecek. Ama elinde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Bu Adnan bebeğin Yılmaz'ın oğlu olduğunu nasıl ortaya çıkacağını da Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğreniyor isimli videomuzda sizinle paylaşmıştım. O videomuzu da izleyerek Yılmaz'ın Adnan'ın kendi oğlu olduğunu nasıl öğrendiğini siz de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bahsettiğim videoyu bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Yılmaz ve Züleyha aşkı resmen raflara kaldırılmış gibi gözüküyor. Züleyha bir süre kızının mutluluğunun tadını çıkartacak. Evet, Yılmaz ve Züleyha aşkı aynı Fekeli ve Hünkar Yaman aşkı gibi olacak arkadaşlar. Yıllar geçse de birbirlerini çok sevecekler ama evlatları için sessiz kalmayı tercih edecekler. Demir ve Züleyha arasındaki ilişki de gitgide düzelecek arkadaşlar. Züleyha artık Demir'e daha sevgi dolu, daha ilgili bir eşmiş gibi davranmaya başlayacak. Lakin Yılmaz kendi çocuğunu da kaybettikten sonra bir süre daha sakin, daha efkarlı, melankolik bir insan haline dönüşecek ve bu da Demir'le olan kavgasında biraz durulması anlamına gelecek. Ta ki Yılmaz Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrenene kadar. Bir süre Yamanlar ve Fekiller arasında dostluk değil de bir barış, gizli barış anlaşması gibi bir şey yaşanacak. Ama Yılmaz Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde ise gözü dönecek ve ortalık daha önce hiç olmadığı kadar karışacak arkadaşlar. Hünkar Yaman ve Fekeli aşkı da raflara kaldırılmıştı. Ama bu aşk önümüzdeki günlerde yeniden alevlenecek ve Fekeli Hünkar Yaman'ı affedip yeniden onunla birlikte olmak isteyecek. Beyce'nin sinsi planları devreye giriyor arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm itibariyle Müjgan bebeğini de kaybettikten sonra Behice resmen Müjgan'ı Züleyha'ya karşı dolduracak. Müjgan resmen Züleyha'ya bir kaşık su da boğacak hale gelecek arkadaşlar ve bunda Behice'nin payı çok büyük olacak. Behice de Müjgan'ın bu zor anını fırsata çevirecek ve bu anda Fekeli'ye yakınlaşmak için elinden geleni ardına koymayacak arkadaşlar. Bu arada bu bölümde daha çok Züleyha'nın yeni bebeği Müjgan'ın hastanedeki olaylarını izledik. Ama önümüzdeki bölümlerde Çetin ile Gülten aşkını da yeniden izlemeye başlayacağız arkadaşlar. Çetin ile Gülten evlenmek isteyecekler ama önlerinde bazı engeller çıkacak. Bu engellerin en başında da Gülten'in daha önce Ercüment tarafından uğradığı saldırı olacak. Bunu bütün Çukurova öğrenecek ve bunu bütün Çukurova öğrendikten sonra Çetin ve Gülten evlenmek istediğinde Gülten çok zor durumda kalacak. Buna rağmen Çetin Gülten'le evlenecek arkadaşlar. Gelelim Nermin'e. Nermin eski kocasının savcı ile evlenmesinin önüne geçmek için her türlü çirkefliği yapacak. Bütün Çukurova'ya savcının aslında kötü bir kadın olduğunu anlatmaya başlayacak. Ama yine de bu onların evlenmesine engel olamayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz Bir Zamanlar Çukurova'nın 52. bölümünde neler yaşanacağını tahmin ediyorsunuz. Tahminlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Bu arada siz Demirci misiniz yoksa Yılmazcı mı? Dizide en sevdiğiniz taraf hangisi? Yılmaz ve Müjgan tarafı mı yoksa Züleyha ve Demir tarafı mı? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın. Sizce bu saatten sonra Züleyha ne yapmalı? Yılmaz aşkından tamamen vazgeçip Demir'le mutlu olmaya mı çalışmalı? Yoksa her şeye rağmen Yılmaz'la birlikte olmak için elinden geleni yapmalı mı?
Bu arada unuttum sanmayın. Atlan bebeği alevlerden Yılmaz kurtaracak arkadaşlar. Evet, son anda eve gelen Yılmaz Atlan'ı kurtaracağını tahmin ediyorum. Bu durumdan Demir çok fazla rahatsız olacak ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, kanalımıza herkes çok abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.